Herkese merhaba. Yaşamınızı kökten değiştirebilecek rehber kitaplardan birinin can alıcı fikirleriyle karşınızdayız. Bugün özetlediğimiz kitap tam 25 yıllık bir çalışmanın ürünü. 25 yılınızı dünyanın en zengin insanlarını, en başarılı politikacılarını, mucitleri, parlak iş insanlarını araştırarak geçirdiğinizi düşünün. Dünyada kendine önemli bir yer edinmiş en başarılı 500 ismin başarı ve refah sırlarınızı araştırdığını düşünün. Elinizde tuttuğunuz bu muazzam veri müthiş bir hazine olmaz mıydı? Sağ olsun Napolyon Hill bunu bizler için yapmış ve 1937 yılında yayınladığı Düşün ve Zengin Ol kitabında bu 25 yıldan süzdüğü öğrenimleri bir araya getirmiş. Kitapta bahsettiği ortak sırlar sadece maddi başarıya değil, aynı zamanda yaşamın her alanında üstün başarıya ulaşmanın yöntemlerini içeriyor. İlk kez büyük buhranın ortasında yayınlanan Düşün ve Zengin Ol, bugüne dek 100 milyondan fazla insanın kütüphanesine girmiş durumda. Kitabı bugün sizlerle buluşturmamız için bize destek olan okur dostu yayın evlerimizden Altın Kitaplara da çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çalıştığımız için çok mutlu olduğumuz yayın evlerinden biri. Şimdi dünyanın en başarılı insanların sırlarını keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz. Düşün ve Zengin Ol'u tek cümleyle özetle deseniz size şunu söylerim. Hem maddi hem de manevi refah için önce buna ulaşabileceğinize inanmanız ve sonra da zihniyetinizi yani olaylara baktığınız açıyı değiştirmeniz gerekiyor. Kısacası başarı ve büyüme odaklı bir kafa yapısına ihtiyacımız var. Napolyon Hill her şeyden önce kendimize inanmamız gerektiğini söylüyor. Öyle ya, yapabileceğine, başarabileceğine bir türlü inanmayan insan nasıl kendine refah dolu bir yaşam inşa edecek? Sürekli negatif düşünceler üreten bir zihin nasıl ilerleme kaydedecek? Düşünceler biz insanların bugününü ve geleceğini şekillendiren en temel kavramlardan biri. İnsanın önce başarılı olabileceğine, önünde her ne hedef varsa onun üstesinden gelebileceğine inanması gerekiyor. Şimdi sarsılmaz bir motivasyondan bahsetmiyorum tabii. Elbette zaman zaman düşeceğiz. Kendimize olan inancımız sarsılacak. Hatta vazgeçmeyi düşüneceğiz. Ama aynı zamanda kalkıp yola yeniden devam edebilecek kadar kendi elimizden tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Düşün ve Zengin Ol kitabından cebimize koyacağımız ilk temel mesaj bu. Başarabileceğin konusunda kendine inanmak ve yola çıkmak. Bir diğeri ise engellerle mücadele etmeye hazırlıklı olmak. Bugün birçok insan fikirler üretiyor. Bu fikirlerin değerli olduğuna inanıyor ve fikirlerini hayata geçirmek için birçok adım atıyor. Ancak sonra ne oluyor? Bir engelle karşılaştıklarında geri çekiliyorlar. Eğer bu sizin içinde bulunduğunuz bir durumsa merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Morali bozuk, cesaretini kaybetmiş çoğunluğun arasındasınız sadece. Burası gerçekten önemli değil. Bunu aklınızda tutun lütfen. Önemli olan sizin bu noktadan sonra ne yaptınız? Yani şundan bahsediyorum. Zor zamanlarda pes etmeme kararlılığı gösterdiğinizde işin rengi her zaman değişecek. Başarılarını kutladığımız pek çok insanı düşünün lütfen. Graham Bell, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Mustafa Kemal Atatürk. Bu kişilerin en büyük ortak özelliği ne diye sorsanız bana vazgeçmemeleri derim. İnanın genelde en büyük başarı yenilginin size ele geçirdiği noktanın sadece bir adım ötesinde. Bu nedenle Napolyon Hill'in bu muazzam kitabında altını çizdiğim ilk cümlelerden biri şu. Başarısızlığın en yaygın nedenlerinden biri geçici bir yenilgi karşısında pes etmektir. Tekrar ediyorum. Başarısızlığın en yaygın nedenlerinden biri geçici bir yenilgi karşısında pes etmek. Peki ama yaşadığımız aksilikler var Pınar, engeller var. Bunların karşısında pes etmemek için ne yapmalı derseniz, nasıl ayakta durduğunuzu merak ederseniz işte bunun sırrı bir sonraki bölümde. Birinci bölüm. Neyi başarmak istediğinizi çok net tanımlayın. Her başarı öyküsü neyi başarmak istediğini bilen insanlarla başlar. Bu nedenle herhangi bir hayalin peşinden koşmaya başlamadan önce kişisel hedeflerinizi olabildiğince somut bir şekilde tanımlamanız gerekiyor. Örneğin, zengin olmayı hedeflemek yerine ne kadar para kazanmak istediğimizi tam olarak netleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca hedefinize ne zaman ulaşmak istediğinizi ve bunu başarmak için ne kadar maddi ve manevi yatırım yapmaya hazır olduğunuzda yine net bir şekilde karar vermeniz lazım. Çünkü her ne kadar net bir hedef belirleseniz de eğer bu hedef gelecekte belirsiz bir yerde duruyorsa veya siz onu gerçekleştirmek için heyecan hissetmiyorsanız bu hedef anlamsız. Bununla birlikte
hedefinize giden yolda atacağınız adımları tanımladığınız bir plana da ihtiyacınız var. Ve o planı yaptığınızda hızlıca o ilk küçük adımı atmanız gerekiyor. Hayatınızdan bir dakika bile kaybetmeyin. Hedef belirleme ve gerçekleştirme konusunu ilerleyen dakikalarda biraz daha detaya inerek örneklendireceğim. Şimdi bir önemli nokta daha var. Eğer kişisel hedefinize giden bu yolculuk sizi mutlu ediyorsa ona bağlı olmanız kolaylaşır. Bu nedenle nihai hedefle birlikte ona ulaşırken attığınız adımların da size anlamlı ve mutlu hissettirmesi çok önemli. Yoksa yarı yolda bırakırsınız. Yolculuğunuz boyunca karşınıza çıkan aksiliklerin karşısında sımsıkı durabilmenizin en önemli yollarından biri nihai hedefinizi tüm hatlarıyla gözünüzün önünde tutmak ve o hedefe giderken mutlu hissetmek. Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız pes etmeniz olası. Bu nedenle buraya çok dikkat edin. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüm. Başarılı insanların kendilerine sarsılmaz bir inancı vardır. Refaha ulaşabilmek için kendimize inanmanın ilk adım olduğunu az önce söyledim. Yani hedeflerinize bir şekilde ulaşabileceğinizden emin olmalısınız. Şimdi burada bir adım daha ileri gidiyorum. Ulaşmak istediğiniz her ne ise ona karşı yanıp tutuşan bir inancınız olması gerekir. Ve kendinize inanmak konusunda da inatçı olmalısınız. İnatçı. İnancın gücünün temsilcilerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünelim. Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken para, ordu gibi arkasında sapasağlam duran güçlü araçlara sahip değildi. Hatta oldukça yalnızdı. Ancak sahip olduğu çok önemli bir şey vardı. Ülkesini düşman işgalinden kurtarabilmesi için yurttaşlarının kenetlenmesini sağlayabileceğine yürekten inanıyordu. İnsanları ortak bir amaç çatısında bağımsızlık mücadelesine ikna edebileceği konusunda sarsılmaz bir inancı vardı. İçinde alev alev yanan bir inanç. Hem kendine hem de hedeflerine dair bir inanç. Kendimize ve hedeflerimize olan inancımız davranışlarımız üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Bu inanç kelimenin tam anlamıyla dağları yerinden oynatmamıza müsaade edebilir. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız diye merak ediyorsunuz. Aslında özgüven doğuştan gelen ya da gökten zembille inen bir şey değil. Ototelkin yoluyla herkes bunu ufak ufak yapabilir. Bilinçaltınıza düzenli olarak özgüveninizi yükseltecek komutları ve olumlu hedefleri iletmekten bahsediyorum. Kendinize söylediğiniz sözcükler ve kendiniz için kullandığınız tanımlamalar hayatınızın gidişatını belirlemede olağanüstü bir etkiye sahip. Kendini sürekli eleştirip beceriksiz olarak etiketleyen birinin yaşamını pek de parlak gitmeyeceğini söyleyebiliriz, öyle değil mi? Zaten kendine iyi davranmayan birine hayat niye iyi davransın? Tekrar ediyorum. Bilinçaltımıza düzenli olarak akıttığımız iyi veya kötü her neyse o düşünce sonunda bilinçaltı tarafından doğru kabul edilir ve bu davranışlarımızı düzenler. Ve sonunda biz neye inanıyorsak ona dönüşürüz. Eğer arzu ve hedeflerinizi bilinçaltınıza yerleştirirseniz tüm düşünce ve eylemleriniz onları gerçekleştirmek için çalışmaya başlayacak. Evet, kendinize inancınız tam. Güvenle yola çıktınız diyelim. Peki devamı nasıl gelecek? Hadi şimdi gelin biraz kararlılıktan bahsedelim. Üçüncü bölüm. Hedeflerinize kararlılıkla yürümenizi sağlayacak 5 adım. Kitapta Napolyon Hill hedeflerinize kararlılıkla yürümenizi sağlayacak muhteşem öneriler paylaşmış. Ben bu değerli ipuçlarını 5 adımlık bir planla özetlemeye çalışacağım size şimdi. Yine para kazanma örneğinden gidelim. İlk adım arzu ettiğiniz para miktarını tam olarak zihninizde sabitlemek. Şimdi sadece zengin olmak istiyorum demek çok belirsiz. Miktar konusunda kesin bir hedef koymamız gerekiyor. Ne kadar para kazanmak istiyorsun? Banka hesabında neyi görmek istiyorsun? 1 milyon dolar mı? 2, 5. Somutlaştırın ki nereye yürüdüğünüzü tam olarak görme şansınız olsun. İkinci adım, arzu ettiğiniz nihai para karşılığında ne vermeyi düşündüğünüzü de tam olarak belirleyin. Maddi, manevi her türlü yatırımdan bahsediyorum. Uzun çalışma saatleri, sevdiklerinizi daha az görmek, rekabet, her şeyi net olarak ilk adımdan itibaren hesaba katın. Böylece bu gibi maliyetler ortaya çıktığında nasıl yönetebileceğiniz konusunda da hazırlıklı olacaksınız. 3. Arzu ettiğiniz paraya sahip olmayı düşündüğünüz kesin bir tarih belirleyin. Banka hesabınızda o miktarı görmek istediğiniz gerçekçi bir zamandan bahsediyorum. Bugünden sadece 3 ay sonrası için yüklü bir miktar hedeflemek sizi sonrasında demotive edebilir. O nedenle gerçekçi olmakta fayda var. Bu nedenle burası önemli.
4. Bir plan oluşturup bunu gözünüzün önüne koyun. Adımlarınızı belirli bir zaman çizelgesine oturtup her zaman görebileceğiniz bir yerde hazır bulundurmanızı öneriyorum. Örneğin ben kişisel planımı bilgisayarımın duvar resmi olarak ayarladım. Böylece gözümün önünden neredeyse tüm gün gitmiyor. Zaman çizelgesini görmek aslında bana öz disiplin açısından da çok fayda sağlıyor. Planınızı gözünüzün önüne koydunuz mu? O halde şimdi hazır olsanız da olmasanız da bu planı hemen şimdi eyleme dönüştürmeye bakın. 5. adım. Yazdığınız bu adımları ve planladıklarınızı günde 2 kez bir gece yatmadan hemen önce bir de sabah kalktıktan sonra yüksek sesle okuyun. Okurken paraya zaten sahip olduğunuzu düşleyin, hissedin ve buna inanın. Bu az önce bahsettiğim bilinçaltına doğru mesajları gönderme çalışmasının bir parçası ve Napolyon Hill bunun son derece önemli olduğunu düşünüyor. 4. bölüm. Büyük işlere imza atmak etrafınızı akıllı insanlarla çerçevelemek demektir. Hedef ne kadar büyükse planlama o kadar karmaşık. Planlama ne kadar karmaşıksa hedefin uygulanması o kadar zordur. Uygulama ne kadar zorsa projenin arkasındaki beyinler, başkalarının yaratıcı, entelektüel ve manevi desteğine o kadar bağımlısınız demektir. İşte bu noktada güçlü bir beyin takımına ihtiyacınız var. Sizinle ortak hayalleri olan, hedefi birlikte yürüdüğünüz, birbirinizin güçlü ve zayıf yönlerini dengelediğiniz, sinerji yaratan bir ekipten bahsediyorum. Etrafınızda aklına, vizyonuna ve niyetine güvendiğiniz insanlar bulundurursanız tek başınıza asla başaramayacağınız işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Verimli ve üretken bir çevreye sahip olmak size gerçekten değerli olana odaklanmak için de fırsat verir. Düşünsenize bilgi her yerde ve bilgi kirliliğiyle kuşatılmış durumdayız. Bu nedenle ihtiyacınız olan bilgiyi nerede bulacağınızı bilmek son derece zaman kazandırıcı. Nihayetinde her şeyi bizzat kendiniz bilmek zorunda değilsiniz. Bir şeyleri öğrenmek için onu kime soracağınızı bilmek gerçekten önemli. Çevrenizi farklı uzmanlık alanlarından paylaşmaya istekli insanlarla donatırsanız her şey kendi başınıza öğrenmeye çalışmaktan çok daha pratik bir yol bulursunuz. Bu sayede siz de uzmanlaşmak istediğiniz konuya daha fazla odaklanabilirsiniz. Eğer ertelemek gibi bir alışkanlığınız varsa etrafınızdaki doğru kişiler bunu yenmeniz için de destek olur. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Kendi işimi kurmaya çalıştığım zamanlar o dönem koçluk okulundan tanıştığım çok değerli bir dostumun arkamda devamlı itirmesinin verdiği gücü hiçbir zaman yadsıyamam. İşleri sağ saklamaya başladığımı hissettiği her an beni arardı. Hadi kızım bugün bir şeyler paylaşmadın, yazmadın diye azarlardı ve beni cesaretlendirirdi. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Nihai amacınıza koşarken sizi cesaretlendiren, siz bazı şeyleri erteleme döngüsüne girmişken yeniden canlandıran bir veya birkaç kişinin yanınızda olduğundan lütfen emin olun. Şimdi burada küçük bir parantez açayım. Maalesef her birimizin çevresinde hayallerimizi paylaşacağımız, bize akıl verecek ve yolda tutacak birileri olmayabiliyor. Çevresinde benzer hedef ve hayalleri olan insanlar olsun diye, kararlılıkla yolda kalabilsinler diye, bir akıl hocaları olsun diye haddini aş kulübüne katılan yüzlerce dostumuz var. Siz de hayatınızı dönüştürmeyi kafaya koyduysanız Haddini Aş Kulübü'nde sizi bekliyoruz. Böylece topluluğun gücünden de faydalanabilirsiniz. Özeti bitirirken. Zenginlik nadiren şans veya tesadüfün sonucudur. Aksine neredeyse her zaman herkesin öğrenebileceği farklı özellik ve becerilerin sonucudur. Yaşamlarımızın mimarları olduğumuzu kabul eder ve hemen bugün harekete geçersek kendimize yepyeni bir gelecek kurabiliriz. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemekse ciddi bir zaman kaybıdır çünkü o zaman hiçbir şekilde gelmeyecektir. Yazarın söylediği gibi insanın en büyük zayıflıklarından biri imkansız sözcüğüyle tanışmış olmasıdır. Ve başarısızlık insanın hayatını bu küçücük sözcüğün olumsuz etkilemesine izin vermesidir. Tekrar ediyorum. Başarısızlık insanın imkansız denilen sözcüğün hayatını etkilemesine izin vermesi. Düşün ve Zengin Ol kitabı bu özette yer veremediğimiz bizi başarıya ve zenginliğe götüren 13 ayrı formu sunan muazzam bir kitap. Birçok başarılı insanın hikayeleri, yaşam kesitleri ve uygulanabilir tavsiyeleriyle başarıya ulaşmak isteyenlerin bir başucu kitabı. Okumanızı samimiyetle tavsiye ediyorum. Kitabın basılmasının üzerinden neredeyse 90 yıl geçmiş olsa da kitapta yer alan birçok ilke ve fikrin günümüzde hala geçerliliğini koruması ise bir diğer etkileyici tarafı. Bazı şeyler sanki asırlar geçse de değişmeyecek gibi. Siz ne dersiniz? Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.